Yine yeniden x ile y arasındaki çok çılgın bir ilişkiyle karşı karşıyayız. Bu ilişkinin göze nasıl görüneceğini merak ediyorsanız yani eğer bu ilişkiyi sağlayan tüm y çiftlerinin grafiğini çizecek olursanız buna benzeyen dört yapraklı bir yonca şekli elde edersiniz. Evet bu grafiği Wolfram Alpha'nın grafik çizme aplikasyonunu kullanarak çizdiğimi de hemen ek bu videoda videonun başlığından da anlaşılacağı gibi y'nin x'e göre değişim oranını bulmak istiyorum. Ve bunu kapalı türev alarak yapacağız. Evet, bunun kapalı türevini alacağız. Bunu yapmak için öncelikle eşitliğin iki tarafına da x'e göre türev operatörümüzü koyalım. Evet, sola ve sağ. Zincir kuralını uygulayacağız. Bir şeyin üçüncü kuvvetinin o şeye göre türevi, 3 çarpı o şeyin karesine eşittir öyle değil mi? Bunu 1 de bu şeyin x'e göre türeviyle çarpmamız lazım. Evet bunun x'e göre türevi x karenin x'e göre türevi 2x'tir. Ve y karenin x'e göre türevi ise 2y çarpı y'nin x'e göre türevine eşit olur. Zincir kuralını uygulamakta olduğumuzu bir kere daha hatırlattıktan sonra devam ediyorum. Bir şeyin karesinin o şeye göre türevi çarpı o şeyin x'e göre türevi yani dy bölü dx eşitleri koyalım ve sağ tarafa geçelim. 5 çarpı x kare çarpı y kare. 5'i şimdilik ön tarafa alalım. Bir şeyin 5 katının türevi, türevin 5 katına eşit olduğundan bunu yapmamız bir sorun teşkil etmeyecek ve şimdi de çarpım kuralını uygulayacağız. Evet, 5 çarpı x karenin türevi 2x'tir. 2x çarpı y kare. Bu Birinci fonksiyonun türevi çarpı ikinci fonksiyondu. Buna bir de birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun türevini eklememiz lazım. Yani x kare çarpı ikinci fonksiyonun türevi. y karenin x'e göre türevi. Az önce de bulduğumuz gibi 2y çarpı dy bölü dx. Ne yaptığımın iyice anlaşılması adına bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Bu ve bu y karenin x'e göre türevini alınca bunu elde ettim. Yani türev operatörünü burada kullandım. Benzer şekilde bu da Türev operatörünü uygulayınca da bunu elde ettik. Yani bu x karenin x'e göre türevine eşit. Anlaştık mı? Şimdi de dy bölü dx'in neye eşit olduğunu bulmaya çalışacağız. Sol tarafta bu parantezi açmak istiyorum. 3 çarpı 2x, 6x çarpı x kare artı y karenin karesi. Aynı şeyi buna da yapalım. 2y çarpı 3, 6y eder x kare artı y karenin karesi çarpı dy bölü dx. Ee, dy bölü dx'i yine yeşille yazalım. Evet eşittir 5 ile şunu çarpalım. dy bölü dx olmayan her şeyi morla yazacağım. Bunu 5 ile çarparsak 10x y kare elde ederiz. 5 ile bunu çarpınca da artı 10x kare y dy bölü dx. Doğru oldu değil mi? Evet, devam edebiliriz. Şimdi de dy bölü dx'in neye eşit olduğunu arıyoruz değil mi? O halde dy bölü dx'leri bir araya getirip yalnız bırakmaya çalışalım. 10x kare y dy bölü dx'i iki taraftan çıkaracağım. Evet, eksi 10x kare y dy bölü dx. dy bölü dx'i yani y'nin x'e göre türevini yeşille yazalım. Tamam. Ek olarak iki taraftan bir de bunu çıkarmak istiyorum. Eksi 6x çarpı x kare artı y karenin karesi. Aynısını buraya da yazayım. Evet, bunlar birbirini götürecek ve geriye sol tarafta 6y çarpı x kare artı y karenin karesi eksi 10x kare y dy bölü dx eşit. Burada da bunlar birbirini götürecek. 10 x y kare eksi 6 x çarpı x kare artı y karenin karesi kalacak. dy bölü dx'in neye eşit olduğunu bulmak için iki tarafı bir de buna bölmemiz lazım ve sona çok yaklaştık. y'nin x'e göre türevi 10x y kare eksi 6x çarpı x kare artı y karenin karesi bölü buna eşit. Evet, bunu da kopyalayalım. Araya bölme çizgisini de koyalım ve işte bu kadar. Sonuç olarak çok karmaşık bir ifade elde ettik ama türevi almamız şansımıza çok uzun sürmedi. Eğer isterseniz mesela e, görebileceğiniz bir renk kullanayım. bana, Teğetin bu noktadaki eğiminin ne olduğunu söyleyebilir misiniz dersem, bu noktanın x koordinatını belirleyip denklemi kullanarak y'nin değerini bulup bu iki değeri buradaki ifadeye koyarsanız teğetin eğimini de bulmuş olursunuz.